Ses 1-2. Evet, sesiniz güzel. Devam et moruk. Burada ne varmış? Levye. Evet. 9 tane. 11 olsun. Bir tane daha levye bırak hacı. 2 levye bıraktık. Şunu da bıraksam mı acaba ya? Şunlar var. Şunu bıraksam. Ha, evet. Furkan. Yani. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Devam edelim. Let's go baby. Benim meşalem varmış şimdi. Çakal kömür benden saklanmış gelirken. Tamam. Önce bir şey yok değil mi? Hiçbir şey görünmüyor önce. Oha, iki kömür daha çıktı. Bayağı kömür oldu ya. Testler. Gece yarısı oldu, uyuyalım o zaman. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şunu niye moruk? Başka ne yesek? Şunu da atıyorum arkadaşlar.
şunu atıyorum. Bir tane içelim. Şunu da yiyorum. Ve yatıyorum o zaman suyumu içiyorum. Bu arada kaçıncı güne geldik? O tipi var şansıma. Benim temizleme şeyim vardı değil mi? Temizleme makine alet şeyim vardı, tabletim vardı. Yani ben bir yere gidemem ya bu arada arkadaşlar. Bu arada bir yere gidemeyiz. Kitap okuyacağız o zaman. Kibarit food. Kibarit food ne yapabiliriz? Şunu yiyeyim Uruk. O zaman çıkalım. Bakalım hava nasıl olmuş. Hava güzel olmuş arkadaşlar. Meşalemez ama. Nerede bu çakal?
Son meşale. O geyik değil mi? Anamidim koptu. Kırılacak sandım ya. Ödümü kapattın çakal. Benim oltam yok değil mi ya? Orada olta yapamıyorum ben. Pençe palamutu yapabiliyormuşum. Aa, elime bir şey değip duruyor. Ne bu ya elime değen şey? Bir şey sürekli elime değiyor mouse kullanırken. Evet, zaten üşümedim. Aslında beklememe gerek yok, değil mi? Ne yapayım? Ne vereyim abime? Bir tane şundan yapacağım. Meşale alacağız değil mi? Asıl bana meşale lazım. Bir, iki, üç, dört. Dört meşale yeter. Go. Sahilde belki dedim şey bulurum ama balık bulamadım. Sahilde bir balık da bulabilirsem güzel doyuracağım karnımı da bakayım. Var mı balık?
O da mı geyik ya? Ölü geyik. Ölü kurt mu? Ölü kurt galiba. Ölü insan mı? Balık bulamadık bu sefer. Evet. Şu tarafta olabilir mi balık? Burada sahil yok zaten. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Bir operasyon yaptım mı? Evet, çıktık bölgeden. Şimdi mizantropa kadar gidelim o zaman. Hava güzel çünkü. Şurada iki tane akça ağaç var. Şu leşi hiç sevmiyorum. Orada bana ayı saldırmıştı arkadaşlar. Okum ve yayım yoktu. Aydan kaçamamıştım orada.
Burada sahil bayağı uzak ya. Evet, food lazım. Burada sahil bayağı uzak arkadaşlar. Baksanıza ta nerede? Eskiden bu kadar uzak değildi bu sahil. O insan mı acaba? Bir insan gördüm ama ölü. Cesetlerin şöyle bir faydası var. Şey çıkıyor. Karga tüyü çıkıyor ya, o yönden iyi oluyor. Bir balık bulabilseydim ya. Karnım çok acıktı. Anam ödüm koptu. Ne oluyor? Bu da mı insan? Kurt mu yoksa? %75 şansa çıkmışım arkadaşlar bu arada. Mizantropa bakacağız belki. Çıkmaz ama belki çıkar. Ya çıkarsa. Testereye bakalım bir. Yukarıda da kurt var ha. Ayı mı bu? Yok, kurt. Anam. Vay çakal vay. Şuradaymış ya. Ben ileri bakıyorum. Şu tarafa doğru bakıyorum. Bak ne kadar yakın geziyor görüyor musun arkadaşlar eve? Dışarı çıktığınız anda sizi direkt avlayabilir yani. Çok tehlikeli. Bu evden dışarı çıkarken çok dikkatli olmanız lazım. Ayı da çıkabiliyor burada bazen.
Oo, kokuşmuş geyik eti. Taze tavşan pişmiş. Bunu yiyelim arkadaşlar. Şimdi diğer şeylere bakmayayım, tamam mı? Sadece yukarıda şeye bakacağım. Hemen gidelim buradan. Eşyaya bakacağım o kadar. Burada belki güzel bir eşya bulursam. Su da almıyorum, gidiyorum. Şu ne be? Havada bir şey var. Havada bir şey gördüm arkadaşlar. Sakat. Oraya gidemiyoruz arkadaşlar. Orası sakat bölge. Şu balığı pişirip yiyelim, devam edelim yola. Durmak beklemeyelim, zaman kaybetmeden hemen bugün buradan çıkabilirsek güzel olur. Come on little fire. Hadi be, yakamadın mı? Nasıl yani? Daha şeye bakacağız. Tavşan odasındaki eve bakacağız. Testere var mı diye. Sonra da şeye gideceğiz arkadaşlar. Gizemli göle gideceğiz sonra da.
tane de o arada ben bir tane değil hatta 3 tane yapıyorum arkadaşlar 30 dakika. Hava bozmadan çıkıp gitmemiz lazım buradan. Oo, bu güzel doyurdu işte. Hadi gidelim. Let's go baby. Şurada bir balık daha mı var? Bayağı sis bastı yalnız. Kurta yakalanabiliriz. Şimdi çubuğum yok. Biraz çubuk alacağım. Evet. Bu kadar çok yeter arkadaşlar. Fazla taşımaya gerek yok. Kömürüm var çünkü. Şöyle bir etrafına bakayım evin. Testere var mı diye. Testere yoktur. İçinde de hiç olduğunu düşünmüyorum ama. Benim elbise ihtiyacım var aslında ama hemen geleceğim arkadaşlar. Bir 30 saniye mola vereceğim. Bir dakika mola vereyim. Öldü. Dördüncü atışta öldü. Vay be. Ne öldürdüm ha.
Gün geçtikçe oyundaki malzeme... Kıçından vurdum onu. Şimdi keşfettim. Aa bak sevindim ya şimdi. Ha gel hemen gel. Çakal seni. Vururum. Bak git. Bak git çocuk. Ya çok iyi geliyordu arkadaşlar üstüme doğru. Biz buraya nereye attık? Biz buraya attık değil mi? Kapının girişine attık. Buradan su aldık mı? Evet. Şimdi devam ediyoruz. Buralara hiç bakmıyorum. Direkt uzuyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Hadi gidelim arkadaşlar. Ya aslında balıkçı kulübelerine bakmıyorum ama balıkçı kulübelerinde çıkabilir mi ya testere?
Buraya ayı gelir mi acaba arkadaşlar? Ben biraz ondan tırstım şu anda açıkçası. Ayı gelme ihtimali var buraya ya. Ben şu içeri ateş yakayım, şu balığı pişireyim de mi gideyim, pişirmeden mi gideyim, pişirip de gideyim. Burada kurt var mı onu da bilmiyoruz. Burada normalde kurt da gezer de sistem dolayı görünmüyor bir şey. O zaman gidiyoruz arkadaşlar. Sis de gitti, güzel oldu. Geyik varmış şansıma. Şu yukarıdaki arabada bir şey var mıdır? De bakmak istemiyorum ona şu an. Orada hiç ümidim yok ondan.
Ayının bölgesindeyiz. Tehlikeli. Riskli burası biraz. Bir saniye arkadaşlar. Saldıracakmış gibi duruyor ya. Hadi koşalım. İşte mesela ben o yüzden şeyle gittim oraya. Devrilse bile kendini kurtarabilen araçlar var. Otonomus vinci olan araçlar kendini kurtarabiliyor Emre, biliyorsun değil mi onu? Eğer vinçini otonomus yaparsan aracın sukut ama orada takıldığı için. Bir de şu anda acayip arttan ışık geldi, o an hiçbir şey göremedim gibi bir şey oldu yani. Anam tipi geliyor, eyvah eyvah. Hayır. Olamaz. Vallahi tipi geldi arkadaşlar. Bak iki tane bulduk. Kusursuz altı patlar cephanesi. Sen silahın var mı ki? Toplarsam barut veriyormuş, mermi veriyormuş. Silahım yok işte. O adamın silah olması gerek, neden yok? He? Altı patlar mermisi varsa silah da olması gerek. Ulan var ya Nihat, vallahi yemin ediyorum cin gibisin ya. Bu yaşta bu zeka, 7 yaşında ama. Kaçsın? Şeye katılın arkadaşlar, çekilişe. 10 liralık Steam kodu. 5 tane 10 liralık Steam kodu vereceğim. Ünlem hediye bir yazarak katılabilirsiniz. Herhangi bir şart aramıyorum yani hani. Aha vuramıyorum. Yine vuramama şeyine başladım. Aa. Ne oluyor? En sonunda 10 tane şey attım, ok attım. Vuramıyorum ya. Aa, titreme var tamam ama yani vurmam lazım. Kurdu gördüm. Bana mı geliyor arkadaşlar o? Fark ettiniz mi? Ayı içimden geçti arkadaşlar. Klip klip klip. Bir klip alabilirseniz çok iyi olur ya. İyi kurt lafın üstüne gelirmiş.
Evet gidiyor. Hadi koçum benim. Ye onu. Evet arkadaşlar bir klip alabilir miyiz ya? Müsait olan var mı? Klip tuşuna basmayı. Şu an basabilirse iyi olur. Yani avladıktan hemen sonra basarsa tabii daha iyi olur da. Uğrayacağım şu eve. Mizantrop'un evi var yukarıda. Ama orada kurt gezebiliyor etrafında o evin. Şimdi meşaleyle gideyim ben oraya en iyisi. Hava çok soğuk, ondan ısınamadık hızlı kömür atmama rağmen. Bir tane daha yap. Olduğunu ısıttım. Nasıl korkuttu be? Nereden çıktı bu kurt? Ne istedin bir ayıdan? Şöyle yapıyorlar bir de bakın. El çırpıyor arkadaşlar. Yalla oynar sağda. Hayvan şu an kafayı yiyor şöyle ben böyle yaptıkça. Şu an yani nerede? Hemen uzay göremiyorsunuz. Aha, üçü de orada ölmüş galiba arkadaşlar. Üçü de sıra sıra ölmüşler. Nerede olsa pislikler size. Hepinizin o boz kıçınızı tekmeleyeceğim dermişim. Ama demem. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da yaşamak için. Maya'ya saldıran ayı var ya, ona benzemiş baksana üstünde şeyle oklarla. İki tane ok var üstünde. Kafadan vuramamışız ama birisi, ikisi de karının altına gelmiş. Oklar düşük düşmüş, biraz düşük gitmiş. Ama kurt paralel yürüyor. Kim kimi öldürecekti? Av mı, avlanan mı? Avlanan av mı olacaktı? Yoksa av olan ölecek miydi? Vay be! Lan ne attım ha? Harbiden. Sanki vuracakmış. Gelmiyor. Neden gelmiyor? Sana hemen şey yapayım. Ayarlayalım. Şuradan. Allah Allah. O kadar kişi geldi. Söylemediler ha öyle bir şey. Evet, gelmemesi olabilir. Gelmiyor olabilir. Ayarı çünkü yanlışmış. Hıcırlı hoş geldin bu arada. Evet. Birazcık daha. Hay ben senin be oyun gibi. Şuraya koyabilir miyim? Bakalım belki şuraya koydurur. Buraya da koydurur arkadaşlar. Allah Allah. Çok ilginç. Ercan bir klip alabiliyor musun ya? Nasıl alınacağını biliyor musun klibi ya da? Evet. Oha, tek attım. Ya. Şimdi zaten şey ya, artık şimdiki çocuklar hep evde durduğu için çoğunlukla. Şey olmuyorlar. Fiziksel arkadaş olmayı biliyor. Çoğunun sanal arkadaş oluyor.
Onunki diyor daha iyi diyor, bilmem ne diyor. Yani normalde sen de oyna, senin hesabın iyi olsun. Şu kurt değil mi arkadaşlar? Geyik mi o? Anam! Maria, kurdun kucağına gitmişim ha. Yiyecekti beni kurt orada, ham yapacaktı. Şuradan al, bak bunu bir göster önce böyle. Bu ekranı. Sonra içtikten sonra göster, bir de içeyim. Şimdi ona bir öyle bakalım. İç diyorum. Sana zahmet bir alırsan çok sevinirim. Aha iyileşti. Oo iyileştim. Oley. İşte budur ya. Artık. Şuna bak, bu kadarcık canım kalmış sadece. Bu kötü oldu. Gördü beni. Şampiyon, ısıracağım mı lan? Oh be, son saniyede. Vay vay vay. Evet, şimdi önce nasıl yapıyorum? Kanal açıyorum değil mi? Kanal. Evet. Buradan. Evet, şimdi önce nasıl yapıyorum? Kanal açıyorum. Şuradan paylaş, düzenle. Düzenle ne demek ya? Yayın seçenekleri. Ha, o değil. Skyline açma ihtimalim var ama. Evet, bir girip çıkalım, save olsun, sonra kapattım. Hadi kendinize iyi bakın. Şimdi ben farming açıp Yusuf'la bir deneme yapacağız biz. Aha öldüm. Yine öldüm. İki 81. gün. Ah. Evet, maalesef. Canım azdı arkadaşlar. Öldü vallahi. Wow, 4x4. Buraya bir klip alırız arkadaşlar herhalde değil mi ya? Müsait olan var mı? Lan ne oluyor? O değil de etim yok ya. Et problemim var şu an. Bir kurt murt bir şey avlamam lazım. Sakine gitmeyeceğiz ya, sakin. Oha, ete bak. Oley be. Vay vay vay. Burada ne et yapmışım ha. Hemen yiyelim şu ikisini. Dur lan, hemen şey yapma. Böyle bir yerde de muz bilmem. Çok mantıklı gelmedi ya, yokuş. Buraya ben çıkabilecek miyim? Vursam ölür diyeceğim, vurmadım. Şöyle bir şey deneyeyim mi arkadaşlar ya? Şuradan bir bakalım şöyle. Taşla çekemedim madem, kendimle çekmeye çalışayım. Şu
Şuradan gidersek de 3. şans çiftine gidebiliyoruz. Bir Skitter'a gidelim değil mi? Skitter'da bakalım ayı kurt var mı? Kurt kesim %90 oluyor da. Zaten uluyorlar baksanıza. Buna bakmışız. Demiyor çünkü. Nihat'cığım. Kendi bilgisayarda benim bilgisayardaki oyunları oynatmıyor. Bugünlük bırakalım Long Dark'ı. Akşam farming açacağım. Yarın 12'de yine Long Dark açarım. Yarın 12 gibi. Akşam işte 10 bilgisayarı rahat tutar değil mi? Elektrik kesilince. Evet, fiyatım 229 bin lira oldu o zaman. Ama neyi almayı unuttum arkadaşlar? Evet, bu sadece bilgisayardı. Long Dark oynamak için lazım olan sistemi kurdum şu an. 229 bin lira. Koltuk falan aldım değil mi? Aa, öyle vurulsa da uf, ayı fena vurmuş yalnız. Ha, gel gel içime gir gel. Gel 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 gel. Ayıyla öpüştük. Yanak yana öpüştük ayıyla. Yemin ediyorum. Kurtu havada vurdum. Kurtu havada vurdum yemin ediyorum. Bakın. Kurt nereden gördü beni ya? Aha. Kapı kapalıyken nasıl saldırdı bu bana? Bu saçmalık ama kapıyı kapattım. Vallahi bu saçmalık. Yakı tekle. Şimdi bizim Yusuf'lar az sonra gelir. Aha! Lan titredi. Nasıl zıpladım yerimden? Yüreğim ağzıma geldi var ya. Go go go! Koş moruk! Evet, kusura bakmayın arkadaşlar, biraz beklettim. İşte burası ayının mekanı, ayıya yakalanmayalım da. İhsancığım,
Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sen burada mıydın zaten? Ben mi geldim yeni? Ya sor, mesaj gelip duruyor. Onları cevap vereyim dedim. Aramazlar aramazlar. Tam yayın açınca ararlar. Oyun oynarken ararlar. Kusura bakma, beklettim ben de seni. Tırsıyorum ama. Eyvah. Ayının şeyi, ayı kargasının sesini duydum. Ayının olduğu yerde gezen bir kargalar oluyor ya, böyle garip garip sesler çıkıyor. O sesi duydum. Gece de oldu. Bir de tipiye yakalanırsak, bir de ayıya yakalanırsak var ya. Seyreyle cümbüş o zaman. Hasta mı oldun? Geçmiş olsun. Neyin var? Covid mi? Covid'in yeni versiyonu var diyorlar. Ona mı falan mı yakalandın? Aa, son meşale. Meşale yetmedi, değil mi? Üşütme falan gibi bir şey mi? Nasıl oldu? Bizim şey nerede ya? Kulübemiz vardı burada. Nerede kulübe? Şu meşale bitmeden varabilsem kulübeye. Üşütme gibi yani. Ha, üşütme belirtileri. Soğuk algınlığı belirtileri diyeyim ya da. Grip, nezle vesaire gibi, değil mi? Allah Allah. Ya şeyi kaybettim ha, iyi mi? Kulübeyi kaybettim. Yerini çok iyi bildim, kulübeyi şu an bulamıyorum. Heh, gördüm ya, hele şükür. Okula gitmiyorsun yani o zaman. Okula, pardon, okula diyorum ya. İşe gitmiyorsun. İyi, ben vallahi bir sorunum yok ya. Benim başımda da başka sorunlar çıktı. Garip garip sorunlar çıktı benim de. Daha doğrusu annemin mirastan dolayı bir şey çıktı, dava falan açıldı işte. Ölen kardeşini kredi çekmiş. O çektiği kredileri de ödememiş. Ölünce de mirasçılarına kalmış falan. Onlarla falan uğraşıyoruz biz de, öyle şeylerle uğraşıyorum. Evet, şimdi... Eve vardık değil mi? Tabii canım, sağlık en önemli şey, sağlık dediğim gibi. Evet.
Şimdi gece oldu. Uykumuz, yorgunluk da geldi. O zaman 3 tane, 2 tane. Bunu okuyamam değil mi? 3 saat zaman lazım bunun için. Yemekleri yedik. 2 tane balık yedik. O balıklar beni biraz doyurdu. Şunları yiyeyim. Evet, ben de testere arıyorum ya. Testere yok oyunda. Ağır çekici 2 tane buldum. Testereyi bulamadım ben. İkinciyi nerede bulduydum ben ya, ağır çekici harbiden? Hoş geldin Alkan. Evet, testere. Testeremiz yok. 5 tane yeter bana ya. Değil mi? Şunu atayım yere kurusun. Ama bunu geri almam lazım giderken. Şunu birini atayım yere. Sonra şunları atacağız. Şunu atacağız. Şunları da şeyde bırakacağız arkadaşlar. 4 tane. Gizemli gelin oradan. Çözünürlüğü eski haline getirmemi mi istiyorsun? Alkan. Şey yaptıydım ben. Bilek barlar güzel değil mi? Bir dakika, şundan mı acaba dediğin şey, şunu mu kastediyorsun acaba? Geçen ayarlardan bir dakika bakayım düzelecek mi onu yapınca. Çıkış. Şöyle bir böyle bir şey. Bakayım şimdi düzelecek mi? Bak. Şu an değişmiş olabilir mi şu an görüntü kalitesi? Suyum içip yatayım ya, değil mi? Gece zaten bir şey göremiyoruz. Meşalemiz de bitti. Uykumuz da geldi. Üstte altta kalın barlar mı duruyor? Şey atabilir misin? Bir ekran görüntüsü atabilir misin? Alkan. Bir bakalım. Nasıl bir şey? Nasıl? Neyi kastediyorsun? Twitch'e bir ekran görüntüsü atarsam. Ya da Discord atabilirsin. Discord'dan da bakabiliriz. Nasıl, neyi kastettim tam anlayamadım. Ha, o şeyden dolayı. Ha, onu şey diyorsun. 1620'ye 1080 değil de 2560'a 1080 olayın diyorsun, değil mi? Attın mı ya? O adam jet gibi attı be. Vay anasını. Bu kadar hızlı yapabileceğini hiç tahmin edemedim Alkan. Ha, şu altta üstteki siyah sinema şeyi gibi olan, tamam bu şeyden ya, benim monitör 2560'a 1080 oynuyorum ya oyunu. Eskiden 1920'ye 1080 oynuyordum, ondan oluyor bu. Arkadaşlar ona yapacak bir şeyim yok vallahi. Adam ben daha cümlemi bitirmeden ekran görüntüsünü aldı attı ya. Şimdi uykumuzu uyumadık mı? Ha, daha uyuyacağız pardon. Yatağı bulacağız önce değil mi? Yatak nerede? Ha, onu diyorsun ki 1920'ye 1080 diyorsun, gönder diyorsun değil mi yayına? Ama o zaman da dar olmaz mı? Disko şeyde ayarı var onun. 1920'ye 1080 oynasam. Çünkü 2560'a 1080 oynuyorum monitörde. Ama yayını bir dakika bir bakayım, yayında şey var mı ya? Ayarlar. Şimdi çıkış ayarlarında şey var.
Gidiyor. Evet, temel çözünürlük 2560'a 1080, çıkış çözünürlüğü 2560'a 1080. Şimdi bu normalde çözünürlükler eşleşiyor. Ölçeği küçültmeye gerek yok demiş, boyut azaltma filtresinde. Yani o zaman da şöyle oluyor. Dar oluyor. Oyun daralıyor her şey arkadaşlar. Oyundaki her şeyi daraltmış oluyoruz. Bir de onda şöyle bir sorun var. Bu mouse hani iki ekran var ya bende şu an. İki ekran arasında gidip geliyor. Baya problemler çıkıyor. Özellikle şeyde çok problem çıkıyor. Farming'de falan çok problem çıkıyor bu. Şimdi mesela bak bunun seçeneklerinde şöyle bir şey var. Bak şu olay var ya kontrolcü yok o değil. Şu fareyi ekrana kilitli olayı var ya mesela bazı oyunlarda yok bu özellik. O oyunlarda sorun çıkıyor mesela. Bu oyunda çıkmıyor mesela dışarı çıkamıyor fare bunda. Kaçamıyor dışarı. Oyun ekranının dışına çıkamıyor. Görüntüyü kesmeden full ekran yapmak gerek. Valla ona bir bakalım ya nasıl bir şey yaparız. Eğer yapılabiliyorsa hem geniş ekran hem dar ekranda oynayanlar için yani 1920'ye 1080 ile 2560'a 1080 mesela adam 2560'a 1080 izliyorsa o adam da tam görünüyor. Ekran tam cuk oturuyor değil mi bu görüntü? Ama 1920'ye 1080 oynuyorsa daha doğrusu monitör öyleyse izliyorsa onda şey görünüyor. Üstte siyah barlar görünüyor tabii. Sinema şeyi gibi aynı. İnsanın dediği gibi. Şimdi uyuyacaktık, uyuyamadık. Hala bir su içelim. Ya da belki de benim bilmediğim bir şey var dediğim gibi. Yani normalde şey var, çıkışı farklı bir filtreyle farklı ölçüde gönderebiliyorsun aslında. Hani ben 2560'a 1080 benim oyunun boyutları ya şu an. Ama o zaman da daralır. Hani üstten alttan boşluk bırakayım dersem bu sefer de yanlardan daralmaz mı size görüntü? Dar böyle dar gibi görürsünüz. Böyle her şey dar görünür. Bende geniş görünüyor. Normal görünür ama size dar görünmez mi? Şimdi meşalem yok. Ne yapacağız? Meşale. Bir tane meşale mi yapacağız? Aha meşale mi yapamıyorum? İki meşale yapayım mı? İki meşale yapamıyor muyum? Yapabiliyorum aslında. Ya çoğu insan şey, yayıncıların çoğu 1920-1080 oynuyor Alkan benim bildiğim. Şey oynamıyorlar. 2560'a 1080 oynamıyorlar diye biliyorum. Çünkü 2560'a 1080 şeyi de yoruyor biliyorsunuz. Bayağı sistemi de zorluyor ya. Şimdi buraya bakmamıştık daha önce değil mi? Burada bir bakayım bakalım. Burada testler olma şansı yok ama testere bulabilir miyim burada ya? Yatağın altında, matağın altında çıkar mı ki? Evet. Şimdi suyum var mı? Suyum bir içmelik su kaldı. Ve gündüz oldu aslında. Şunu yanıma alayım mı diye düşünüyorum. Şuradan bir perde daha alayım. Ah be, meşale biraz gitti. Şimdi o zaman bakalım dışarıda durum ne? Oo, hava soğuk arkadaşlar. Dışarısı hiç iyi sinyal vermiyor. Neye, hangi güncellemeden kastediyorsun? Windows'a mı? OBS'e mi?
Long Dark mı? Kime gelen güncelleme? Bu evin bir özelliği var. Şöyle çıkılıyordu bu evin üstüne değil mi? Evet, böyle çıkılıyordu bu evin üstüne. Buraya hiç çıkabiliyor mu acaba? Orada bir geek var. Aslında bir tavşan öldürüp tersini... -11 oldu arkadaşlar. Ya işte tester olmayınca da tavşan falan hiç öldürmek istemiyorum açıkçası. Acayip yarım saat, sadece yarım kilo et alacağım diye 15 dakikamı harcıyor. Ayının, bak ayı geliyor galiba, biliyor musunuz? Bu ses. Ayıyı takip eden kargaların sesi. Şöyle yapsam. Şu ayı gelmesin, gelme ihtimaline karşı şurada ateş yaksam. Ayı gelirse eve kaçarım. Çünkü okumuz yayımız yok. TLD değil mi? Ya TLD şey güncellemeleri geliyor. Fix, bug fix geliyor genelde eğer şey değilse. İçerik güncellemesi değilse eğer, o da ne oluyor mesela, işte ne bileyim, adam bir yerde sıkışıyor mesela, sıkışma yerini düzeltiyor adam orada. Aa, su, üşüdük bile, can gitti. İşte şunu söndürme oğlum. Bak bu karga, ayının kargası arkadaşlar. Ayının geldiğini işaret eden karga. Bakalım hatta. Doğru mu? Geliyor mu gerçekten? Ha yok, bu şeyin, tamam. Bu leş kargası bu. Ayının kargası değil. Yalnız canım çok gitti ya. Can, evet, %2 gitmiş yani, çok gitti dediğim o %2, ama zaten %100, 100 birim canım var, 2 birim gitti. Onu da şöyle hemen yere 3 kabuğu çay atayım da onunla canımızı arttıralım. Ayı gelirse de yeni DLC'nin hikayesi güzel Murat. Valla hikayesi güzel değil arkadaşlar. Yani Long Dark'ın hikayesini hiç beğenmiyorum açıkçası. Çok vasat bir hikayesi var. Görevler falan Angarya görev. Yani böyle keyifli bir görevi yok. Mesela bir tane şey vardı. Tatlı Vadide bir tane uçak düşmüştü. Üçüncü bölüm göreviydi galiba. Üç kere şey taşıtıyor sana sırtında. Ta anasının gözünden bilmem nereye, topluluk merkezine sırtında şey taşıtıyor. Yolcu taşıyor, yaralı. Ya zaten Long Dark'ta yürümek, hareket etmek çok zor bir şey. Zaten çok yavaş yürüyorsun değil mi? Hızlı hareket etme diye bir şey yok. Bir de sana sırtına veriyor bilmem kaç kilo adamı. Hadi git diyor, bunu diyor götür diyor. Topluluk merkezine götür diyor mesela. Böyle saçma sapan görevler. Ben çok görevlerini sevmiyorum Long Dark'ın. Şey güzel Long Dark'ın, hayatta kalması güzel. Hayatta kalması harika mesela, bak öyle bunun gibi hayatta kalma oyunu da göremiyorum desem yeridir yani. O kadar böyle ince tasarlanmış. Yani yorgunluktan tutun da işte koşma hızından,
falan çok iyi ayarlamışlar ya oyunun şeyini. Şimdi yemek sorunumuz her zaman var tabii ki, değil mi? 16 tane. Yani acil durumda bunları yiyeceğiz. Aslında hava biraz düzelmiş olabilir, biliyor musunuz? Dakika. Aslında ısınırsam, ısınıp gideyim ben ya. Hava düzeldi. Isınıp yola devam edelim. Meşalem yoktu değil mi? Meşale alayım. Bir. İki. Bir dakika. Bir tane şöyle %100'lük meşale yapsam. Şöyle. Bacı. %100'lük meşale güzel oluyor. Bir tane daha kömür atacağım ya. Hızlı ısınalım. Çok yavaş ısınıyoruz. Şu suları da bırakalım şöyle. Ve... Çok az bir şey daha ısındık mı? Bu iş tamamdır. Dört tane, bir tane daha alıyorum. Beş. O zaman gidiyoruz. Su almayacağım. Şunun birini de içelim. Ve yola çıkalım. Blackrock görevlerini ben beğenmiştim ya. Evet, hatırlıyorum o görevi. Yaralara yardım ediyordum. Kısa bir yolu vardı ama zaman oluyordu. Tüm çalıştığı bitirdim ben de. Sen görev odaklı oynamak istiyorsun değil mi? Şey istemiyorsun. Sınırsız, her şey sınırsız istemiyorsun. Her yer açık. Biraz sana böyle görev versin. Sen de long şey gibi, WoW gibi. Şurada bir kömür var. Ama onu almak için inmeyeceğim aşağıya. Anam. Yapma be. İki kez de olmasın ya. Bu şu çok saçma arkadaşlar oyunda. Bence en saçma şeylerden birisi bu. İki tane şeyin varsa iki tane iletiştir ya, o çok saçma olmuş. İki harikes iletiştiriyor ya. İki tane burkulman varsa. Dozajı mı arttırmış oluyorsun yani? Dört tane daha çok içerik. Öyle düşünmüşler. Bak ya. Nazar değdi, sürekli şey yapıyorum. Burkuyorum. Bak daha bunu yeni bulmuştum. Yine şey oldu arkadaşlar. Acı. Bitirdik yine. Ağrı kesici yine bitti. Yok ya, ölçemiyorsun Alka. Yani sen challenge'ları oynayacaksın o zaman.
O tabii zevk meselesi. Herkesin bir şeyi var. Herkesin sevdiği bir şey var. Ondan zevk alıyorsan onu oynayacaksın. Herkesin hoşuna giden bir oyun var. Kim adam Valorant seviyor, kimisi PUBG seviyor mesela, kimisi Long Dark seviyor. Herkes farklı. Sen o zaman Long Dark'ta şey yok sana. Yemek yapmayı seviyor musun? Yemek şeyi geldi, onu biliyor musun? Yeni yemekler geldi. Mesela o çok zevkli. Benim o çok hoşuma gitti. Şurada bir sürü yeni yemek var. Bak bir sürü mesela tencere yemekleri, tava yemekleri. Bunları mesela buluyorsun, malzemelerini, bu yemekleri yapıyorsun falan. Sonra şeyler var, tarifler buluyorsun. O tarif, özel tarifler buluyorsun mesela. O tariflerdeki yemekleri yapıyorsun falan. Bayağı güzel. O mesela benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi o. Tarifleri bulması falan bayağı keyifli oluyor. Bulduğun zaman seviniyorsun yani bayağı bir. Çok güzel özellikler veriyor çünkü. Hem aşırı yüksek kalorisi oluyor. Ondan sonra mesela yorgunluğunu azaltanı var. Fazla ağırlık taşımanı sağlıyor. Bazısı mesela yorgunluğunu arttırıyor ama işte ne bileyim taşıma kapasitesini düşürüyor falan böyle. Mesela onu deneyebilirsin aslında. Bütün tarifleri bulma görevi. 8 tane tarif var galiba bildiğim kadarıyla. Kimyota şey yapıyordu, onun challenge'ını yapıyordu. Tarif bulma challenge'ı. Haritadaki bütün tarifleri bulma. Ya da bütün tarifleri yapma challenge'ı da yapabilirsin mesela. Hani onları bulmak, tarifi bulmak kolay da, yani zor da gerçi. Hani diyelim buldun ama onu yapabilmek için malzemeyi de bulman gerekiyor. Öyle bir sorun var. Mesela bir tane tarifte şey istiyor. Mısır, konserve mısır istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve o mısırı sadece şeyde bulabiliyorsun. Kuzey ışığında bunker bulman lazım. O bunkerlarda çıkıyor. O çok zor mesela. Ben onun için ta havaalanına falan gitmiştim. Kuzey ışığında bunker aramıştım. O bunker aramak da çok tehlikeli kuzey ışığında. Çünkü kurtlar ateşten korkmuyorlar ya kuzey ışığı çıkınca. Saldırıyorlar mesela. Vallahi çok pahalı değil aslında ya. Yani sana oynama süresi olarak düşünürsen, ama ben bir kere oynarım bir daha oynamam diyorsan pahalı gelebilir, evet. Ben sadece bir kere oynarım. Ama benim gibi sürekli oynarsan şey, hatta çok ucu, aşırı ucuza geliyor bana mesela şu an. Kaç saat olmuş benim mesela? 3000 saat olmuştu değil mi en son? Nerede yazıyordu o? Bir yerde yazıyordu o. Allah Allah. Aa, burada yazıyordu bak, artık yazmıyor. Toplam, ha şurada yazıyormuş, tamam. 3074 saat. 74 saat daha koymuşum üstüne. En popüler rehberler. How to jump. Nasıl zıplayabilirim diye sormuş gerizekalılar. Son haberler. Oyunlar. Oyuncuları göster. Niye böyle insanlar gerizekalı diyor ya? Bu insanların gerizekalılık seviyesini bir türlü anlayamıyorum. Bu oyunda zıplama olduğu anda bütün şey gider arkadaşlar. Bütün özelliği gider oyunun. O zaman şu dağın tepesine çıkarım ben zıplaya zıplaya. Ayı gelemez. Mesela şuraya zıplarım. Ayı buraya çıkamıyor çünkü şeyde. Ayı, kurt falan. Müyüz falan. Şöyle mesela yürüyerek çıkılmayan noktalara zıplarsın mesela şurası. Ki bak hani bunu da yaptılar abi de üstelik. Hani eskiden bu da yoktu.
Bak yine buraya çıkabiliyorum. Adam hala zıplama zıplama. Nasıl zıplayacağım, nasıl zıplayacağım? Yok, oyunda zıplama yok. Gerizekalı ama farkında değil gerizekalı olduğunu. IQ şey, maymun IQ'su. 89 IQ. 90 üstü insan ya. 89'da kalmış IQ. 87, 85 falan artık neyse, her neyse. Git Valorant oyna. Bak zıplama var, bina yapma var. Basıyorsun takır takır şey yapıyor. Duvar yapıyor falan. Git onu oyna. O kadar çok meraklıysan zıplamaya, hoplamaya. Haksız mıyım ya? Bak sinirlendirdiler şimdi beni durdururken. Valorant değil mi arkadaşlar o duvar yaptığımız oyun? Hani böyle savaşırken bir yandan adam duvar örüyor önüne. Ateş edemiyorsun. Öldüremiyorsun adamı. Ya oyunun bütün mekaniğinin içine der. Yani oyunu komple değiştirmen gerekir. Her yerini. Fortnite miydi yoksa? Bilmiyorum ki. Valorant mıydı? Fortnite miydi? Fortnite de olabilir. Fortnite'di galiba. Mesela adam ona şey diyor mu mesela? Ya bu ne saçma şey? Koşarken nasıl duvar yapabiliyoruz diyor mu acaba? Orada da. Bu ne, zıplama niye yok diyen adam. Long tank'a. Büyük ihtimalle onu da diyordur. Ya oyunu böyle yapmış adamın. Oyun gerçekçiliği bu kardeşim. Aynı şey gibi. Kendi içinde tutarlı olması önemli olan. Mesela ben zıplayamasam ama ayı zıplasa tamam. Ha derim bak bu saçma olmuş. Ben de zıplayabilirim. Ayı zıplayabiliyor. Ya da Mew zıplayabiliyor. Kendi içinde tutarlı olması önemli olan. Sonuçta adam sana bir dünya yaratmış. Long Dark diye bir dünya yaratmış oyun. Kurallarını koymuş. Demiş ki bu oyunda böyle kurallar var. Ki bir de hani üzerinde 40 kilo yükle nasıl zıplayacaksın? Bir de o ayrı bir sorun. Zıplayabilir misin ya da? Zor yürüyorsun. Değil mi? Nasıl zıplayacaksın? Aa ne oldu be? Çıkamadım. Karnım acıktı. Şey varmış ama. Condition recovery varmış ama olmaz ki. Condition recovery olmayacak arkadaşlar. O oyunun bütün anasını ağlatıyor yani. Condition recovery olduğu zaman kurt saldırsa yani uyuyorsun canın yükseliyor. Kurt seni %10'a düşürmüş. Bir gece uyuyorsun %50'ye tekrar çıkıyorsun. Olmuyor ki öyle. Şuraya şu halatı gelelim. Bence bu oyunu yapanların aslında şey koyması lazım. Değişik challenge'lar koyması lazım. Hani oyunun kendi içinden olacak challenge arkadaşlar. Custom challenge değil de hani ayarlardan yapılan challenge değil de. Aa aşağı insem mi ya? Bir dakika şöyle yapayım. Şurada şeyleri bırakalım. Muhammed hoş geldin. Bence o bir eksik mesela oyunda. Tamam var challenge falan var oyunda ama mücadele var, challenge var. Ama yeni challenge'lar getirmeleri lazım bence. Hatta şunu da atayım mı? Bunu da attım hadi. Ya da onu atmayayım mı ya? 39 kiloyum. Oha niye o kadar ağırım ben? 39
69 kilo çok ağırım ya. Bir şey de yok aslında üstümde. Şunu birine atayım. Neyse bunlar burada. Şunu alıyorum arkadaşlar geri. 4 kilo fazlan var. Tabi eğer krampon diyorum, teknik çantayı alsaydım 40 kilo taşıyabilecektim mesela bak. Yalnız hiç tavşan falan öldürmedim ha. Bağırsağım yok hiç. Bir dakika, ben şey yanıma aldım mı? Ha, almışım, iyi. Taze huş fidanı. Bir tane sahilden taze huş fidanı bulmuştum da. Kesemiyorum çünkü testerem olmadığı için. Şey diyorlar zaten, normal su koymayın diyorlar, biliyor musun? Hani çok soğuk bir yerde yaşamıyorsan bile normal su koymak iyi değilmiş o. Yağlı sudan koymak daha iyiymiş. Motor soğutma sistemine. Vay 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 vay. Burada kömür çıktı. Hatta ben biraz da kömür bırakayım arkadaşlar. Bu kadar çok kömüre ihtiyacım yok bence. Şuraya ben biraz kömür bırakayım. Oo, kırmızı oldum. Açlık kırmızıya düştü. Eğer açlığı bir kaybedersen var ya 5 kilo kapasiten düşecek. Çok tehlikeli. Şuraya. Buraya ben gelmedim mi ya daha önce? Kuru et. Şimdi ne yiyelim? Şunu atayım, kurusun değil mi? Şundan yiyelim. Ne yiyeceğiz? Ya testerem yok diye hayvan da öldürmüyorum. Dolayısıyla bağırsak sorunum var. Bağırsam yok. Bir dakika. Ben aşağıya inmek istiyordum da arkadaşlar. Aşağıya inmek için yalnız bayağı bir 7 tane kömür. Şu kömürleri atıyorum önce 7 tane. Tamam. Başka 61 tane gerek yok ya bu kadar kibrite. Kibrit atayım. 20 tane de kibrit atalım. 24 tane kibrit atıyorum. 24 kibrit. Aha, meşalem yine bitti. Sonracığıma şu kitabın birine şunu atayım. Şu ikisini okumaya çalışırım. Sonra burada atacağım bir şey var mı? Burada galiba yok atacağım bir şey. Burada var mı? Var. Atacı, at. At. Bunları kumaş yaparız. Atmama gerek yok. Burada şunu birini atıyorum. Şunu atıyorum. Yarım kilo ondan kurtuldum. Evet. Başka ne atabilirim? Burada ne atacağız? Şunun birini atayım. Aslında kitap atmam lazım ama.
Yarım kilo çünkü. Burada bunlar atmama gerek yok. Kaç kilo oldum? 35 kilo 830 gram. Evet. Hadi gidelim. Çubuk atarım olmazsa ya. Muhammed, epeydir görüşmedik ya. Ne yapıyorsun? Neredesin? Yoksa yazmıyor musun? Çete geliyorsun da. ...20 kişi falan geliyor çünkü. İzleyen 20-30 kişi var ama yazan çok az. 3-4 kişi yazıyor en fazla. Hadi be! Tavşan neredesin? Hava güzel ya arkadaşlar. Bu tavşanı elle toplayabilirim ya. Biraz zaman kaybedeceğim ama. Oo, tam kafadan vurdum ha. Bir tavşan daha bulur muyum ki? Çünkü bağırsağım yok. Bağırsak şart. Bağırmasak olmaz. Bağırsak olur. Diyedir. Yine çok kötü bir espri yapmaya çalıştım ama onu da yapamadım. Evet. Senin aslında 100 tuzakla tavşan yakalama başarının yok. Bunu yapabilirsin. Vallahi o bana çok işkence görüyor be. Çok işkence değil mi o görev? Şimdi şu an yine 3 kilo fazlam var. Şunu atsam ne işime yarar benim aşağıda? Bu yaramaz değil mi işime? Şunu atsam 35 kilo. Şunu da atsam. Levyeyi atsam. Tamam oldu. Hadi inelim aşağıya. Yani onlar bana lazım olmayacak herhalde. Aha elin diyor, burkuk diyor. Ben şeyi seviyorum aslında en çok arkadaşlar. Şu bunkerlar, sığınaklar var ya. Onları bulmayı çok seviyorum. O çok hoşuma gidiyor benim. Böyle hele dolu çıkınca sığınak o kadar güzel oluyor ki. Mesela şeyin sığınağına gidebiliriz aslında. Harap bataklığın sığınağına gitmedik. Kontrol etmedik. Orası dolu mu boş mu. Ondan sonra tatlı vadininkine gitmedik. Bozkurt'unkine gitmedik. Sonucu Kül Kanyonu'nkine gitmedik daha. Yatağım yanımda değil mi? Vallahi ödüm koptu daha yatağım yanımda diye. Bugün burada birazcık şey yiyeceğiz. Tavşan falan yiyeceğiz. Hava güzelken. Beşer onar tuzak ayarlayacaksın abi. Yer değiştirip tuzaklarını kuracaksın. Diğer teşke heyecanla bekleyeceğiz. Tavşan gelip gelmediğini. Bana çok heyecan vermiyor. Halka. Ya güzel aslında. Hani bir de onun şöyle bir dezavantajı var. Benim geri dönerim dediğim yere ben genelde çok çok uzun süre, yani mesela 50 gün sonra falan geri döndüğüm oluyor benim. Hani ya şuraya tavşan tuzak kurayım da dönüşte alırız bakarız diyorum ama döndüğümde 50 gün falan geçmiş oluyor. 20 gün falan geçmiş oluyor. Biraz şeyim yani, öyle planlarımı çok tutturabilen bir insan değilim. Bir plan yaptığım zaman o plan genelde diyorum ki ya diyorum artık buna ihtiyacım yok diyorum. Tamam bir tane dosya var mesela, tamam Windows'a siliyorum. Sanki var ya bak 6 ay bekletiyorum o dosyayı mesela, örnek veriyorum. Ya da 10 gün bekletiyorum mesela, 6 ay demeyeyim de. Ya yarım saat sonra lazım olmuyor mu o dosya, var ya. Hep öyle oluyor benim yani, öyle bir şeyim var. Öyle bir şans durumum var benim.
Bekletince lazım olmuyor. Bekletmeyince lazım oluyor. Bilmiyorum size nasıl, size de öyle oluyor mu? Evet, iki tavşanım oldu. İki tavşan demek iki bağırsak demektir. Yani bu gece burada mıyız o zaman? Şunu da yesek mi arkadaşlar acaba diyeceğim. Bunun şeyini bilmiyoruz ki. Ne kadar et var yok. Aa, şeye bakabiliriz. Kasvetli Körfez'in şeyine bakabiliriz. Sığınağına bakabiliriz, biliyor musunuz? Yakın. Buraya uzak değil, biliyor musun arkadaşlar? Oraya gidebiliriz aslında. Hava da güzelken gitsem mi ya? Bunları bıraksam buraya şöyle. Atacı. 19 tane at. Hızlıca gidip gelsek aslında oraya. Bayağı da kötü sis bastı ama. Bir dakika, bir tane şey yapayım o zaman. Her ihtimale karşı yapabiliyor muyum? Meşale yapalım. Hatta iki tane mi yapsam meşaleyi? İki yapsam ne oluyor? Ay, şeyleri harcadık. Yukarıda bıraktım şeyi daha doğrusu. Hızlı ateş yakma şansımı kaybetmek istemiyorum. Valla buraya gelmişken ben de suyun abi gideceğim arkadaşlar. Bakayım ne kadar yemeğim var yanımda. 11 tane. Bir tane daha alayım şurada. Yakma geldi ha. Evet evet, yeni geldi. Yeni özellik o. Yani sende büyük ihtimalle çıkar herhalde ama şey, DLC'ye gerek yok herhalde. Çünkü haritanın içine geldi yani. DLC'siz oynadığım haritanın içine geldiği için o özellik bence sende vardır yani. Bak şimdi oraya gidiyorum ben. Sen de gidip bak bir ara var mı sende diye. Sığınak dolu çıkarsa inanılmaz malzeme çıkıyor içinden. Öyle bir malzeme çıkıyor ki. Hani ihya alıyorsun. 20 tane loot'tan aldığından daha çok malzeme çıkıyor diyeyim. Evet, Black Inlet arkadaşlar. İngilizcesi. Black. Karnım aç ama şunları yerim artık, ne yapayım. Malzemeler geldi. Tamam annem. Bir saniye, müsait değilim şu an. Evet. Ha? Aha, arkadaşlarla... Arkadaşlarla bakmayayım ben. Ölçü alacağız oraya. He. Şuraya. Tamam. Bir dakika, ben doğru mu gidiyorum arkadaşlar? Annem beni şaşırttı bak. O olmuş oraya, evet. Bak burada arkadaşlar şey. Şurada bir sığınak şurada. Thirsty. Hem karnımız acıktı hem susadık. Siste biraz yolu şaşırmış. Şaşırdın mı yolu? Şuradaydı galiba değil mi? Şurada. Burada bir yerdeydi. Aa, bir dakika, yolu mu şaşırdım ben? Allah Allah, yolu şaşırdım galiba.
Burası galiba arkadaşlar. Ya burası? Heh, buldum. Eğer bura dolu dolu çıkarsa yaşadık. Dolu mu çıktı, boş mu çıktı? Anlayamadım. Dolu çıktı galiba. Aha dolu çıkmış. Vallahi dolu çıktı. Oo süper oldu ya. Şuraya da yapılacak adam. Onun tamam. Ölçüsünü alalım. Sen tamam. Sandalyenin altına göre. Tamam. Şöyle şeşeğin altına doğru değil mi? Şuraya doğru. Ha? Nasıl istersen öyle alacak. Hani nerede şeyimiz şeyde, var? Şeyde. Orada. Kenarda ne? Sen al onu. Sen al. Evet arkadaşlar. Buraya bir saniye bir işim var. Annem bir şey istiyor. Onu bir yapayım. Buraya bakacağız beraber şimdi. Ya da öldürmeye çalışayım. Şişman mı oldun, pişman mı oldun? Şişman olmuşsun. Şişman. Çok şişman oldum. Şişman, hayır şişman oldum dedin sen. Ben kabul etmiyorum. Bence şişman oldum yazdın. Şişmanladın mı? İtiraf et. Oo ilk kez böyle bir şey oldu ha. Hiç böyle kükrememişti. Her şeyden dolayı öldüm. Ölüyordum ya. Isınmadım soğukta. Sonra sise yakalandım. Sonra da evi bulamadım. Siste bulamadım. Yolu bulamadım falan. Oo. Evet. Meşale al. Moruk. Harbiden iyi vurdum ha. Tam ikisi de tam kafadan baksanıza. Bir klip ister ya bu. Bir klip atarız değil mi arkadaşlar? Oo. İşte böyle. Evet arkadaşlar, doğru yeri bulursanız ayı öldürmek çok zor değil. Ama böyle bir yer bulmanız lazım tabi. Evet, birazcık zedelendik. Olur o kadar. Ayı kardeş. Dermişim. Anam. Ben nasıl korkuttu ya. Tek atar mıyım arkadaşlar? Tek atmam lazım ya şuradan da. Ah be, tek atamadım. Dedi. Bir postunu alayım şu geyiğin. Aha ayı geliyor. Ayının sesini duydum. Ayı geliyor arkadaşlar. Ünlem 215. Burayı klip alayım da bari. Ya da birisi alabilirse arkadaşlar bunu ünlem 215 yapalım. Onu ben ünlem 215 olarak şey yapayım, sisteme kaydedeyim. Zaten bu klipler şey yapıyor arkadaşlar, klip al. Aa bir saniye, ben çayı içtim ama sıcaklık borusu vermedi bana. Niye öyle oldu? Fark ettiniz mi onu?
Vallahi sıcaklık konusu vermedi ha. Bir şey de değil. Oha, o neydi be? Bu nasıl bir ölüm şekli? Arkadaşlar hemen klip alın. Bu nasıl bir ölüm şekliydi böyle? Abi sen de var ya. Dar ya. Çıkamadım. Ta anasının nikahına kadar gitti yine. Klip alacağız derken kurdu kaybettik ya. Kanı bile kalmadı kurdun artık. Onu öldürmeyeceğim, evet. Evet. Testere ne durumda benim ya? Testere iyi mi? İyi sayılır, testere idare eder. Noya Planet! Fukçum hoş geldin. Şu mu ya kurt? Buglanmış galiba ya bu kurt. Değil mi arkadaşlar? Buglanmış. Sıkışmış oraya. Yeri nerede? Eve mi gitsek geri ya? Suyum var mı? Suyum da yok. Dur biraz da su alayım şuradan. Şu kurda gidelim önce o zaman. Şimdi o kurt... Aa bakın burada şey, kumaş. İki tane alayım yanıma. Şuradan su alayım. 2-3 litre. Şu suyu içelim. Oy nasıl korktum ha. Acayip korktum ha av deyince. Var ya yüreğim ağzıma geldi orada. Kaçma. Kaçma. Senin canın var mıydı o kadar koşacak kadar ya? Aha, üçüncü de öldürdüm. Wow, çok iyiydi değil mi? Buraya bir klip alırız artık. Koşan yani böyle 5 dakikalık video hazırlıyorsun, tamam mı? Vurgu seçip videolara giriyorsun. Twitch videolara. Kanal videolarına. Bir 10 dakika önce falan oldu. 2 tane kurt vurduk. O kurtların ikisinin de vurulduğunun şeyi lazım bana. Çünkü hani YouTube'a koyacak bir şey içerik yok ki, ne yapayım? Böyle artık onu koyayım bari diye düşündüm. Ayı olabilir belki. Hani ayıyı vurduk ya. O geminin üstü. Oha, o neydi be? Bu nasıl bir ölüm şekli? Arkadaşlar hemen klip alın. Bu nasıl bir ölüm şekliydi böyle? Abi sen de var ya.
Bu arada ben... He? Hayatımdaki bütün şansları burası tükettim şu an. Bu arada ha, böyle bir ölüm şekli yok ya. Şapkanı biri haşırttı Blackford. Bir tanesi her an gümlemek üzere. Kömür atacı. Hemen şurada şapkayı tamir etmem lazım. %2 de. Şu şapkada... Şunu kurtarayım bari ya. Onar. Ok yapabiliyorum. Şimdi akşam olmadan ne yapabilirim? Gel yavrum. Oh be, ne vurdum ha. Vallahi çok iyi vurdum. Koşarken vurmak. Dur bunu klip alayım ya, bu çok iyiydi. O süperdi. Aha, vallahi öldürdüm en sonunda. En sonunda güzel bir atış yaptım arkadaşlar. En güzel atışımı yaptım. Sıkmasam da şey... Nasıl bulacağız eti? Aha, ne gördüm? Bakın arkadaşlar, ne gördüm? Oo, evet, kuş buldum ya. Günler sonra kuş bulmayı başardım. Koş 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 koş. 4 tane hem de. Evet, zaten bunun için gelmiştik buraya, değil mi? Soğuktan da ölmezsem eğer, ya da yemek bulamadığım için. Mağara neredeydi ya? Şöyle. Şimdi yeni bir şey buldum arkadaşlar, yeni bir program buldum, addon buldum, eklenti. Artık bundan sonra klip aldığınız zaman sizin kliplerinizin, yani klibi alanın adı yazacak artık klipler oynadığı zaman. Klipler, yani sizin aldığınız klip eğer oynarsa ekranda adı yazacak mesela, işte atıyorum Emre mesela, işte bilmem kaç yılında şu tarihte çekti, işte 18 Mart 2000. Eksi 2 mi diyor? Yakıt ekle. Eksiden kurtulalım. Şunu yapsam diyeceğim. Hızlı hızlı gideyim bari de. Hızlı hızlı ne kadar gidebileceksem. Hayır. Nasıl saldırdı bu bana? Eyvah eyvah. Gitti eşyalar. Gidiyor. Eşyalar parçalıyor arkadaşlar. Kulaklık artık ne varsa. Kulaklığı parçalama lan.
şu an. Level kaçım yemek konusunda? Birazdan misafirler gelecek arkadaşlar. Bir yarım saat, bir saat içerisinde. Misafir gelirse hemen kapatırım. Bir bay bay der kapatırım. Yanlış anlamayın. Pişiriliyor 4. Evet, level 4'üm. Leş toplama 4. Ateş yakma 3. Buzda balık 1. Aslında balık da alabilirim aşağı inip. Aa, bir saniye. Orada niye şey var? Orada kargo olmaması lazım. Bak, orada bir problem var. Kurtul ayı olabilir mi o? Ayı bulmuş olabilir mi ha? Vallahi ayı. İyi. Güzel oldu. De ikinci tavşana geçelim. Tık tık. Topla. Evet. 8 dakika topla. Yani zamanın geçmesinin bir sakıncası yok aslında benim için. Ben niye zamanın geçmesini istemiyorum anlamadım değil mi? Zaman geçsin. Yani ben de bir alemim ya. Bazen. Evet arkadaşlar, şimdi burayı bir bakacağız neler çıkacak diye karşımızda. Mouse nerede be? Mouse'u kaybettim. Evet. Şimdi bir tane yeni savaş botu çıktı. Yemekler çıktı. Hepsini bir toplayayım bakalım şöyle ne var ne yok. Buranın dolu çıkması çok güzel oldu ya. Oo, barut kutusu, o da lazımdı. Güzel oldu. Hatta ben buraya bir şöyle ışıkla bakayım da gözümüzden kaçmasınmış. Bir tane yün çorabımız oldu güzel. Evet, harika. Bu burada kalsın. O çünkü zaten şeyde lazım. Şimdi şöyle bir hemen bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Yemek durumumuz kritik. Yemek ye hacı. Tamam İhsan, görüşürüz. Evet. Şunu ye. Bir tane daha yiyelim. İki tane, bir tane daha yiyelim, tamam yeter. Zaten tavşanımız var, tavşan yiyeceğiz. İki tane tavşanımız var, onları yiyeceğiz. Testere çıkar mı ya buradan? Ot kurutucu, ot kurutucu, sülfür tozu, ızgarada bir şey var mıdır? Burada belki tarif olabilir, biliyor musunuz, duvarda falan. Ondan sonra... şey buldum yeniden, benzin bidonu buldum. Kibrit var, kitaplar var, ileri seviye kitap, yemekler var. Buraya yemek şey çıktı değil mi? Yemek sulası çıktı burası. Oha, bak, o da güzel oldu. Su iç moruk. Güzel. Yemek şeyini de bulduk arkadaşlar. Yemek sulam, yemek tarifi var mı ona bakıyorum, bakıyorum da. Kumaş da var. Kumaş. Küçük çıktı işte. Küçük küçük şey. Gerçi daha ne kadar çıktı? Zaten bu kadar. Bunu almıyoruz. Şunları kırsam içinden bir şey çıkar mı diye düşünüyorum. Şu kasaların içinde. Burada benzin bidonumuz var. Şöyle açığa koyalım. Bundan sonra kartonlar. Şunların içinde bir şey çıkma ihtimali. Evet. Alet çıkmadı yani. Yemek çıktı genelde. Evet. Kitaplar. Başka da bir şey. Tepede bir şey olamaz herhalde. Şurada bir tabanca temizlik siti var. Yatak, kumaş. Tamam, bu kadar. Bence başka bir şey yok. Daha başka bakmadığım neresi var? Şunun arkasında şey var diyorlardı değil mi? He, şunun arkasında diyorlardı. Şey oluyor. Arkadaşlar şunun arkasında. Evet, yanlışlıkla dışarı çıktım.
Bir tane kasa var diyorlardı. O kasaya bakalım ya. O kasayı bir açıp bakalım. Söndür acı. Evet, şunu kır. Daha benim ağır çekicim her şeyde bıraktı. Hah, kasayı buldu. Ama kasaya erişemiyor muyum? Kırk da yandı değil mi? Kırk iki. Kırk iki yedi mi? Kırk iki üç. Hadi be. 42, 3, 8 mi, 7 mi ne? Evet. Ne vereyim abime? Kağıt yığını, kağıt yığını, nakit, kağıt yığını. Altın külçe mi? Aa, arkadaşlar ilk kez böyle bir şey buluyorum oyunda. Altın külçe. Orta boy bir altın külçe. Artık belki faydası yok. Nakit. Yapma be. Altın külçe yatalım o zaman. Senden bir hatıra. Altın külçe neredesin? Acaba nereye koydu altın külçe? Yani şuradaymış. Adam altın külçesi şey yapmış ya. Tabii sonuçta Alaska arkadaşlar altın külçesi olması normal. Evet. Bu iş bu kadar o zaman. Kumaş ihtiyacım var mıydı? Yoktu galiba. Evet, gidelim artık. Bak buraya gelebilirsin Halkan. Harap bataklığın hemen harap bataklık demişim ya pardon. Ne harap bataklığı? Dağ geçtiğinden hemen aşağı iniyorsun Halat'la. Oradan Kasvetli'ye geçiyorsun. Sonra hemen sola dönüyorsun direkt. Şuradan sola dönüyorsun. Bak şu ağacın indim ya. Böyle yukarı doğru çıkıyorsun sonra. Bak şimdi şurası şey zaten. Bak şu yıkık ağacı gördün mü? Bak oradan sola döneceksin. Tamam, sola doğru devam edeceksin. Yukarı doğru çıkacaksın. O kadar. Burası da şey yönü zaten. Yani gizemli göl. Yani dağ geçidine gittiğimiz yolda burası. Çok kolay yani. Sürekli yukarı doğru sola doğru dönüyorsun. Şu yıkık ağacın oradan hemen sola doğru kıvrılıp şu kayanın hemen orada zaten. Belki sende de dolu çıkabilir yani. Bazen boş çıkıyor. Ne oldu? Bir kazak buldum, bir çorap buldum. Ya ben belki şey bulurum diye düşünüyordum ama testere bulurum diye düşünüyordum ama testere çıkmadı. Aha. Karlı olmayan yerde de ayak izim var. Ya ben bunları bulmayı daha çok seviyorum. Bazılarında bayağı güzel malzeme çıkıyor çünkü. Bak, Kasvetli'den geçtik şimdi. Dağ geçidine girdik. Burada da zaten tavşanlarımız var. Geyik var. Ya bu bir tabi Survivor modu uzun bir mod arkadaşlar. Uzun süre oynamak istiyorum. Böyle az oynamayla olmuyor bu.
Hani 2 saat oynayıp bitireyim yok yani. 1 saatte bitiremiyorsun. Yalnız ben şu an şey sesi duyuyorum. Ptarmigan sesi duyuyorum. Ptarmigan mı var acaba? Ptarmigan varsa da benim ulaşamayacağım bir noktada galiba. Şimdi Ptarmigan diye bir kuş geldi oyuna. Tüyleriyle şey yapabiliyorsun. Bu bizdeki uyku tulumu var ya. Uyku tulumunu gelişmiş uyku tulumu haline getirebiliyorsun. Şu tüy, bak ben bir tanesini öldürmüştüm. 5 tane gerekiyor galiba ama geliştirmek için. Şurada gelişmiş uyku tulumu var. Nerede o gelişmiş uyku tulumu? Dın 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 dın. Niye göremiyorum? Meşe, mantar, lavratotu geldi mesela. Heh bak şu. Bu hale getirebiliyorsun. 10 tane istiyormuş kuşluyu, pardon 5 istemiyormuş. 10 tane ptarmigan kuşluyu toplarsan bu sıcaklık derecesi 8 dereceye çıkıyor. Uyku tulumunun. Güzel oluyor yani. Yani sıcaklığı yüksek tutuyor ve donmaz. Gece donmazsın yani mağarada falan uyursan. Bayağı iyi evet. Ptarmigan bulmak işte sorun. Ana donmuş diyor, şey yapamazsın diyor. %50 oranından fazla donduğu için diyor. O zaman ateş yakacağız. Şuraya ateş yapacağız o zaman. Evet. Şimdi barut bulduğum için hızlı yakayım arkadaşlar. Şöyle. Yakıt ekili hacı. Sedir yak. Çubuğum bir tane varmış zaten. Suyum var mı? Suyum yokmuş. Su koyayım önce. Şöyle. Yarım litreden bir su koyalım. Tavşanları ben o arada çözülmesi lazım tavşanların. Tavşanları getirelim şu ateşin yanına. Evet. Bunlar şimdi çözünsünler. Buzları çözünsün bunların. Sen de görünmüyor mu şey gelişmiş uyku tulumu falan? Onlar yok mu senin şeyinde menünde? Alka, bir baksana senin long tank'ına. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz yine tekrardan. Aa. Demek ki onları ben oyuna genel oyuna geldi sandım onları ya ne bileyim. Şunu da yiyelim. Gerçi tavşan yiyeceğiz ama yine de tavşan etleri de yetmeyecek. Bunlar çözülmüyor. %75, %62.
Kömür mü atsam ya? Aa, çözündü evet. Aa, ne çabuk çözündü öyle. Kömür atınca ben çözdü. Evet, şöyle yarım kilo alayım. 15 dakika baksana da, yarım kilo et almak 15 dakika. Çekilecek işle değil. 10 dakika. Evet. Testler almayınca sorun. Şimdi bir de şey var mesela, bu artık bu yemeklerle değişik şeyler yapabiliyoruz. Mesela şey, sende acaba bu meşe palamutu yemekleri var mı sende? Şunlar. Ne değişiyor arkadaşlar? 350 kalori diyor. Ha. Bak, tavşan yahnisi var mesela. Sende yok mu bu tavşan yahnisi yemeği? Tavşan etinden istersen yahni yapabiliyorsun artık. Bitkinliğini düşürüyormuş. Bundan sonucuna... Palamut pankek falan var mesela. Pide var. Palamut pidesi. Normal pide var. Geyik eti turta var mesela. Kuşburnu turtası var. Bak mesela 3 level olman gerekiyormuş. Bunu diyor yapamazsın diyor. 3 level değilsin diyor. Bunu yapabilsen bu gözün şeyini arttırıyor. Bitkinliği azaltıyor. Bu çok iyi oluyor. Tavşan eti. 15-7. Yemek olayı bayağı güzel oldu ya. Den 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 deren, den den deren den. Bir dakika arkadaşlar, şu kablolar, tekerlek bazen kabloları izliyor da. Şunu da iyi hacı. Et var mı üstünde benim şu an? Yok. O zaman şu 200 gram et de alayım. Yorgunluk geldi bu arada. Pişir moruk. Pişir. Şunu pişir şampiyon. 6 dakika. Bunda et kalmadı mı? Et kalmadı bunda. Bunda yarım kilo daha alayım bundan. Yorgunluk geldi işte. Ve daha bağırsakları falan toplayamadım. Ya da onları gece mi toplayayım ya? En güzeli. Ateş yakmadan. Evet. Pişir moruk. Ne pişireceksin? Bunu pişireceğim. Bir dakika. Şunun son etini alıyorum arkadaşlar. Evet. Ye şampiyon. Yani bu yemekler sadece şey yetiyor zaten. Günü kurtarıyor sadece. Kuş. Kuş çayı mı yapsak diyorum. Bir tane daha kuş çayı yapayım.
Aurora geldi, evet. Aurora. Şimdi bunu alamıyorum işte, 40 dakika istiyor. Ve yorgunluğum var şu an. Kahve içsen. Kahveyi de idare etsen. Kaç kahvem var benim? Kahvem nerede ya? Ha, 3 tane var. Kahve şeyim kalmadı mı hiç? Kahve galiba bitmiş arkadaşlar. Ya da ben göremiyorum. Ha var, 3 tane varmış. 3 tane hazır kahve var, 3 tane yapılabilecek kahve var. Tabi yorgunluk her şey can götürüyor arkadaşlar. Kırmızı hiçbir şey kırmızı olamaz bu save'de. Yani bunun öyle bir özelliği var. Redman'in. Hiçbir şeyi kırmızıya düşüremezsiniz. Su koyacı. 30 dakika. Şimdi toplayabilirim işte bağırsağı. Hani ben kırmızıda takılayım dersen ya da çok fazla çay içip, kuş çayı içip canını yükselteceksin. Bir saniye arkadaşlar. Oo, burada yağmur başlamış arkadaşlar. Ben kulaklıktan duymamıştım ha. Çok iyi. Yağmur yağıyor en sonunda. Yağmur yağmıyor ya. 3 aydır. Geçen bir sel oldu. Ben çok kahve içmiyorum ama gerçek hayatta. İçiyorum mesela. Dün içtim. Dün içtim galiba bir tane. Öyle... Sütlü kahveyi daha çok seviyorum ben. Sert kahveyi sevmiyorum da. Su koyacı, su koy. Bir saat var. Şunu da alıyorum o zaman arkadaşlar. Ay, almamam lazım. Yorgunluk geldi, eyvah. Hemen uyumam lazım. Suyumu içip hemen uyuyorum. Tüh, hata yaptım. Şimdi 18, 38. Ha, bir dakika, yalnız bunlar yanar mı? Bu sular buhar olur mu? Kaynayıp. Şöyle uyusam diyesem şöyle. Şöyle 2 saat bir uyuyorum. Bakayım. Hadi be, buhar olmuşlar. Gitti, gitti, gitti. Sular gitti. Normal bir tecavüzde hepsi can götürüyor arkadaşlar. Ama uyuduğunuz zaman düzeldiği için çok önemli değil yani. Yorgunluk falan. Bir de bir saatte %1 götürüyor bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Yorgunluk. Kırmızıya düştüğünüz zaman bir saatte sadece %1 gidiyor canınız. Yani çok şey bir rakam. Bilmiyorum, rakamlar değişti mi de öyleydi hatırladığım kadarıyla. Şimdi şunları topluyorum o zaman. Bir tane şunu alıyorum. Ay, üşüyorum.
Hava soğumuş. Aa. Aa. Burası sıcak mı? 0 derece. Kırmızı 0 ama. Beyaz 0 olsa üşümüyorsunuz ama kırmızı 0'da üşüyorsunuz. Bir dakika. Elbisem yok mu ya benim giyebileceğim? Şöyle sıcaklığımı arttırabileceğim. Şöyle sıcaklığımı... Şunu giysem. Artı 0 oldum mu? Artı 0 oldum mu şu an bakayım? Hadi be. Hala hissedilen kırmızı 0. Nasıl yapacağız? Bunları tamir etme... Şunu tamir etsem aslında... 1 saat diyor. 1 saat dayanamam ya. Değil mi? 1 saat dayanamam. Peki uyusam... Onun yerine... Şöyle... Suyumu içip bir... 2-3 saat uyuyup biraz... Sıcaklığımı arttırsam... Şimdi burada sorun, şöyle bir sorun var arkadaşlar. Kuzey ışığı değil de tipi çıkarsa donup ölebilirim. Kritik bir şeydeyim yani. Bak canım da şey olmamış. Sıcaklığım. Oo -5. Hava soğumuş. Sabah oluyor çünkü. Sabah çok soğuk ya. Evet. Şunu tamir etsem olur mu? Evet, bizim şey yer tepti. 10:45 dakika. Hayır. Eyvah eyvah. Hadi be, +5, -6, +5. Mecbur ateş yakacağım yine. Ateş yakacı. Hızlı yak. Bir korkuyordum bundan zaten, başıma geldi. Evet şampiyon, ısın. Su koyayım o zaman arkadaşlar. Biraz canımız gitti ya. Neyse artık kuş kabuğu çayı içeceğiz. Hatta yani ben kuş kabuğu çayı atayım. Şöyle. Nerede onlar? Şurada. Bir tane de yapabileceğim kuş kabuğu çayım var. Evet. Yakıt ekle. 3 saatlik ateşim var. Şunları topluyorum o zaman, tavşanları. Hadi be. Bu sefer de donmuş diyor. Şansa bak. %79 donduğu için toplayamadım. Tamirat yapayım o arada o zaman. Ya uykumuzu da çok alamadık abi bu arada. Öyle bir sorun da var. Ya da uyuyayım ben. Şurada bir saat uyuyayım arkadaşlar. Uyku sorunum da var çünkü. Uyku yani dinlenmeyi şey yapamadım. Arttıramadım. Pişir desem ne pişirebiliyorum? Şundan pişirebiliyorum. Bundan pişir moruk. Bir de ne pişirebiliyorum? Şunlardan pişirebiliyorum. Bunlar çözüldü mü? Bunlar çözülmüş. O zaman yanar mı acaba ya bunlar? Emin olamadım yani, bir yanmayacaklarından.
Şunu 40 dakika alacağım ya. Bu arada çaylarım yanarsa yalnız üzülürüm. Evet, yanmadı ama. 10 dakikayla kurtardım. 10 dakika kalmıştı yanmasına. Şunu da topla moruk. Evet. Bu yorgunlukla kahve içsem çıkabilir miyim diye düşünüyorum ama onun yerine şöyle yapayım. Bir saat daha uyuyorum. Aşı evet. İğne vurursam aha suyu aldım son anda. Bir dakika. Kala. Bir tanesi şey oldu da 4 litre suyum var. Şampiyon. Şimdi starving sorunu mu başladı yine? Şu şeyleri yere atmayı unuttuk. Şunları. 2 bağırsak. 50 dakika. Meşalem yok. Bir meşale alayım. Ya bir kahve istem ben çıkarım alaptan arkadaşlar. Gidelim hadi. Alacağı. Şunları da alıyorum. Hadi gidelim. Kahveyi içtik mi? Yalnız bu arada benim midem ağrımaya başladı arkadaşlar ya. Şişkinlik var gibi. Ağrı değil de. Bir ara mı versem? Çok mu oynadım? 2,5 saat olmuş. Şu yukarı çıkayım halatla da. Yukarıda uyuyup ben bugünlük bırakalım artık. Fazla oynadım herhalde. Terler gibi bir hal bir şey oldum. Böyle bir garip oldum. Niyeyse. Yağmur mu yaptı diyeceğim ama ne alakası var değil mi? Yağmur. Niye yapsın öyle bir şey? Şimdi kahvemizi çakıyoruz bir tane. Ve oo, çıkamayabilir miyim ya bu halatı? Vallahi çıkamayacağım galiba biliyor musunuz? Bir tane şey vuracağım ya da kendime. İğne vurup çıkacağım ya da. Çıkamayacağım gibi duruyor baksanıza. Bir iğne vursam. Bu arada ağırlığımda sorun oldu. Kaç kiloyum? 30. Ana nasıl? Niye böyle oldu? Bir iğne vuracağız arkadaşlar. Bir iğneyi çakayım. Sonra devam edelim yukarı. Kullan moruk. ...15 dakika boyunca yüksek adrenalinim var. Canımı da yükseltmiş oldum bu arada ya bahaneyle değil mi? Tıgırık 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 tıgırık. Koşa koşa gideyim bari. %15 yükseltiyor arkadaşlar.
125 değil. Evet. Mekana geldik. Şimdi burada bir saat uyuyayım. Oyunu save edeyim. Sonra da bugünlük ben kapatıyorum arkadaşlar. Şunu söndürelim şunu. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.